Dostlar merhaba, nasılsınız? Şu an ben Türkiye'deyim, İzmir'deyim. Burada birkaç günde işim var. İsterim ki bu süreçleri bizim hikayemizle alakalı önemli ayrıntıları içeren bir video paylaşayım sizlere. Aslında bu video birazcık da sizlerin şu anki durumuyla Almanya'ya gelme sürecinize hitap edecek bir video olacak. Yani aslında benim hikayemi anlatacağım ama benim hikayem üzerinden sizler nasıl gelebilirsiniz Almanya'ya? Hangi yollar var? Tek tek bunların üzerinden geçeceğim. Bunu niye yapacağım? Çünkü biz Almanya'ya gelmeye karar verdiğimizde eşimle çok kararsızdık. Çünkü önümüzde büyük bir belirsizlik vardı ve gerçekten hangi aşamadan nasıl hareket etmemiz gerektiğine dair çok fazla internette de bilgi, doküman ya da YouTube kanalları yoktu. O yüzden biz de dedik ki bu süreci baştan sona deneyelim, artık bu riski göze alacağız. İstediğimiz hayatı kurmak için bunu yapmak zorundayız. Bunu başardıktan sonra da zaten bildiğiniz üzere Seyahat Hikayeleri blogunu ve ben YouTube kanalımı açtım. Bu süreçleri sizlerle paylaştım. Şimdi Türkiye'liyim, hiç yurt dışına gitmedim varsayalım. Almanya'ya gitmek istiyorum. Nasıl gidebilirim? Hangi süreçlerden geçebilirim? Gitmem için neler gerekiyor bana? Bu videoda aslında sizin hikayeniz, durumunuz, eğitim, iş, yaşınız hangi durumda olursa olsun kendinize ders çıkarabileceğiniz, kendinize notlar alabileceğiniz bir video olacak. Çünkü bu videoda bütün aşamaları tek tek sizlerle paylaşacağım. En kritik, en anahtar ayrıntıları vereceğim. Diğer detaylarla ilgili daha spesifik videolarım da var. Onları da kanalımda bulup izleyebilirsiniz. Şimdi gelmek için tabii ki bütün yollardan bahsedeceğim ama en anahtar şey aslında birazcık cesaret ve motivasyon. Yani eğer cesaretiniz varsa, bu işe girişmek istiyorsanız, yurt dışında yaşamanın size göre olduğunu düşünüyorsanız, zorluklara göğüs gerebileceğinizi düşünüyorsanız bence bu yola girmelisiniz. Aksi takdirde videoyu kapatıp başka şeyler izlemenizi de tavsiye ederim. Çünkü cesaret gerçekten bu işin olmazsa olmazı. Tabii muallakta olan arkadaşların dikkat etmesi gereken bir ayrıntı da cesaret gibi motivasyon. Yani eğer gerçekten yurt dışında yaşamak sizi cezbediyorsa ama bir yandan korkularınız da varsa sizi motive edecek şeylere sarılmanızı tavsiye ederim. Çünkü motivasyon açıkçası sizin cesaretinizi daha da artırmaya katkı sağlıyor. O yüzden motivasyonunuzu artıracak şeyler yurt dışında yaşama özgürlüğü olabilir ya da başka bir takım şeyler olabilir. Özel olarak talep ettiğiniz, düşündüğünüz, hayalini kurduğunuz şeyler olabilir. Bunlara odaklanarak aslında motivasyonunuzu artırabilirsiniz. Kendi hikayemde açıkçası ben yurt dışında yaşamayı çok istiyordum. Yani illaki dilini bilmediğim, kültürünü bilmediğim bir yerde yaşayıp orada yabancı olmayı çok istiyordum. Hani böyle bir bakış açım vardı. Halen de bundan keyif alıyorum. Hala ilk günkü durumdayım. O yüzden sizin de bu ve buna benzer farklı bir tutunduğunuz, takıldığınız bir nokta varsa bence onun hayalini kurmaya devam edin. Özellikle biraz sonra bahsedeceğim tüm yollarda da aslında yapmanız gereken şey kendinize bir zaman çıkartmak. Bir bitiş tarihi belirlemek. Örneğin ben şu anda Şubat ayındayım. Şubat 2022'deyim. Gitmek istediğim tarihi 2023 Ocak. Yani yeni yıl olarak belirleyebilirim. Ya da kendinize bir süre verin. Yabancı dil bilginize, ona gerekirse hazırlık sürecinize, eğitim, sertifika, diploma almanız gereken tarihler varsa onları göz önünde tutabilirsiniz. Ya da iş deneyiminiz çok azsa birazcık daha o süreyi doldurup o iş deneyimini elde edene kadar kendinize belli bir aralık bırakmanızı tavsiye ederim gelmeden önce. Çünkü biz geldiğimizde bunu yapmıştık. Neredeyse bir yıla yakın bir süre kendimize zaman verdik. Bu bir yılda hem maddi olarak kendimizi hazırlayacağız hem de olması gereken, elimizde bulunması gereken şeyleri de hazır etmeye çalışacağız dedik. Ve dediğimiz tarihte de Almanya'ya geldik. Dediğimiz tarihte Almanya'ya geldik dedim. Bizim düşündüğümüz tarih 2017 Eylül ayıydı. Ve biz 2017 Ekim ayında Almanya'ya vardık. O bir aylık süre de aslında sadece vize işlemlerinin gereğinden fazla uzun sürmesi oldu benim açımdan. Yoksa yine dediğimiz tarihten çok şaşmadık. Öyle üzerinden aylar, yıllar falan geçmedi. Tam dediğimiz hesap tuttu ama o süreçte gerçekten çok iyi hazırlandık. Hem maddi anlamda kendimizi ayarladık hem de buradaki evimizi kapattık. Bürokratik süreçlerin tamamını sonlandırdık. Yapmamız gereken başka şeyler varsa ya da işlerimizle alakalı bildirmemiz gereken, tamamlamamız gereken görevler varsa onların tamamını bitirdik. Her şeyi kapatıp öyle geldik. O yüzden sizin de kendinize bir takvim çıkarmanız, bu konuda planlı olmanız aslında en önemli detaylardan biri. Bunlar aslında biraz böyle işin ayrıntısıymış gibi görünüyor. Hani sadede gel diyenler oluyor olabilir ama kesinlikle böyle düşünmeyin. İşin ayrıntıları aslında sizi başarıya ulaştırıyor. Mevzu size nasıl gelebilirimin direkt formülü vermek, adını vermek değil. Size bu eksende yapmanız gerekenleri en başta öne çıkartarak hazırlamak istiyorum. Çünkü gerçekten hazırlık süreciyle siz gelebiliyorsunuz. Yoksa ben size bunun cevabını verdikten sonra da bu planlar, bu detaylar olmadıktan sonra gelmek gerçekten kolay olmuyor. Çünkü cesaret kadar motivasyon, motivasyon kadar da planda olmak aslında bu işin anahtar ayrıntılarından biri. Eğer bunlar elinizde yoksa istediğiniz kadar yabancı diliniz olsun, istediğiniz kadar iyi bir diplomaya sahip olun, istediğiniz artılarınız olsun, bunu başaramayan insanlar da var. Hatta bu kriteri giren çevremde birçok insan da oldu. Onların büyük bir çoğunluğu yurt dışına gelemedi. Çünkü bu konuda cesaretleri eksikti, motivasyonları eksikti. Gerçekten bu konuda ne yapacaklarını bilemiyorlardı. O yüzden tavsiyem kesinlikle bu dediğim ayrıntılara dikkat edin. Bunların özellikle altını çizin arkadaşlar.
Evet, şimdi bütün bu anahtarları verdiğimize göre şimdi benim hikayeme girebiliriz. Sonrasında size gelmenin diğer alternatiflerinden bahsedeceğim. Bizim hikayemizde ben dil okulu vizesiyle Almanya'ya adımımı attım ve şimdi yüksek lisans vizesiyle Almanya'ya geldi. Daha doğrusu eğitim vizesiyle. Almanya'nın en iyi üniversitelerinden Münih Teknik Üniversitesi'nde Management and Technology bölümünden master yaptım. Oradan mezun oldum. Ben de dil okulunu tamamladım. Türkiye'deyken medya mezunuydum. Radyo televizyon mezunuydum. Ama bir reklam şirketinde Türkçe içerik yazarlığı yapıyordum. Dolayısıyla işimi Almanya'da Türkçe olarak sürdüremeyeceğim için kendime orada farklı alternatifler aradım. Dil okulu vizesine giderken eş zamanlı olarak aile birleşimi yaptım. Biraz sonra o konuya da değineceğiz zaten. Aile birleşimi yaptığım için de çalışma iznim oldu. Çalışma iznim olduğu için de bir yandan dilim gelişsin diye haftada 20 saat yani part-time şekilde kurye olarak çalıştım. Bu esnada hem para kazandım hem Almanya'daki geçimimi sürdürdüm hem de dil okulunda öğrendiğim Almancayı pratiğe dökme şansım oldu. Bu sayede dilimi de daha da iyi geliştirdim. Gerek kendimin gerekse eşimin vize başvurularını eşimle birlikte yönettiğimiz için dolayısıyla bütün bu vize süreçlerine, okul başvurularına, üniversite seçimine, üniversitelerin aradığı kriterlere ya da dil okuluyla alakalı yapılması gereken her türlü sürece ayrıntısıyla hakimim. Bunları güncel olarak denilmiş biri olarak yani geçtiğimiz 4 yıl içerisinde bu süreçlerin tamamına hakim biri olarak bu süreçleri de YouTube kanalımda, blogumda ve Instagram paylaşımlarımda sizlerle de zaten paylaşmaya özen gösteriyorum. Yani eğer kanalımı ilk kez izliyorsanız aile birleşimi üzerine de, dil okulu üzerine de, eğitim üzerine, denklik, çalışma hayatı, iş arama vizesi ve daha fazla konu üzerine her türlü ayrıntılı videoyu zaten bu kanalda bulacaksınız. Aynı şekilde Almanya'ya gelmek isteyen ama yolunu çizme konusunda tereddüt yaşayan ya da amacına ulaşmak için güvenilir birinden destek almak isteyenler için de Almanya'ya göç internet sistemlerinde mentorluk yapıyorum. Bu mentorluk sürecinde diyelim ki Almanya'da eğitim almak istiyorsunuz. Bir üniversite yani lisans eğitimi ya da yüksek lisans eğitimi almak istiyorsunuz. Ya da dil okuluna gitmek istiyorsunuz. Veya denklik sürecinizi başlatmak istiyorsunuz. Ya da buna benzer farklı bir konuda özel bir talebiniz var. Bu konuda ben size profesyonel bir mentor olarak da destek oluyorum. Süreçlerinizi birlikte yönetiyoruz. Peki nasıl çalışıyoruz? İnternet sistemden yarım saatlik ya da bir saatlik bir randevu oluşturabilirsiniz. Bu süreçte sizinle online olarak Zoom üzerinden bir görüşme yapıyoruz. Bu görüşmede sizin durumunuzu detaylıca dinliyoruz. Sizin durumunuza göre yapılabilecek alternatifleri değerlendiriyoruz. O süreçte yapmanız gereken, elde etmeniz gereken belgeler, her türlü ayrıntıyı konuşuyoruz. Ve eğer talep ederseniz, örneğin eğitim vizesi için konuşuyorum ya da dil okulu vizesi için de konuşabiliriz. Bütün sürecinizi başlatıyoruz. 6 ay ya da 1 yıllık süre boyunca birlikte çalışıyoruz. Bu süreçte sizlerin kriterlerine, beklentilerine göre okullar buluyoruz. Okulların başvurularını tamamlıyoruz. CV'nizi, motivasyon mektuplarınızı hazırlıyoruz. Almanca ya da İngilizce dilinde ya da buna benzer bütün bu süreçlerin tamamını baştan sona birlikte yönetiyoruz. Ama eğer diyelim ki böyle uzun dönemli bir çalışma değil de sadece böyle tek seanslık bir şey gerçekleştirmek isterseniz yine internet sistemden randevu oluşturabilirsiniz. Yarım saat ya da bir saat görüşme yaparak sizin durumunuza yönelik Almanya için yol haritası oluşturuyoruz. Eğer siz de bu mentorluk sürecimden kişisel olarak faydalanmak isterseniz linki aşağıya açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan randevu oluşturabilirsiniz ve sonrasında birlikte görüşmelere başlayabiliriz. Peki mentorluk konusunda ne kadar iddialıyım? Onun da cevabı aslında zaten bütün bu anlattıklarımla alakalı. Bütün prosesleri eşimle birlikte tamamlamış biri olarak eğitim, denklik, yüksek lisans, dil okulu vizesi, aile birleşimi, iş arama vizesi bütün bu süreçlerin tamamına hakim biriyim. Dolayısıyla bu konuda zaten çevremdeki arkadaşlarımıza hep yıllardır destek oldum. Dolayısıyla bütün bürken bu deneyimler zaten YouTube kanalımda da blog yayınlarımda da düzenli olarak paylaşıyordum 3 yıl boyunca. Ve bunu artık resmi bir şekilde bir şirkete dönüştürerek mentorluk sürecine dahil oldum. Evet şimdi geldik Almanya'ya gelmenin yöntemlerinden birincisine. İlk başta iş bularak gelmekten bahsediyoruz. Eğer Almanya'ya iş bularak gelmek istiyorsanız bazı kriterlere sahip olmanız gerekiyor. Örneğin bir yabancı dilinizin olması gerekiyor. İşin gerekliliğine göre bu İngilizce de olabilir, Almanca da olabilir. Hiç fark etmez. Ama ikisinden birini akıcı şekilde iyi derecede konuşuyor olmanız gerekiyor ki Almanya'da bir şirketten iş kabulü alabilirsiniz. Bazen soruluyor A1 seviyesinde Almanca olur mu, B1 seviyesinde İngilizce olur mu? Aslında bir şey söyleyeyim mi? İletişim kurabilecek seviyedeyseniz yani karşındakinizi konuşup anlayabiliyorsanız elinizde olan seviyenin ya da sertifikanın çok da önemi yok. Eğer karşı tarafla iletişim kuruyorsanız zaten tamamdır. Gerekli aşamaya gelmişsiniz demektir. Ama bazı durumlar için tabii ki dil sertifikası da istenebilir. O ayrı konu, ona da zaten biraz sonra yine değineceğiz. Ama tekrar altını çizeyim, iş bulmak için muhakkak İki dilden birini iyi şekilde konuşuyor olmanız gerekir. Tabii tek sahip olmanız gereken kriter dil değil. Bunun dışında bazı şeylere daha sahip olmanız gerekiyor.
Bunlardan biri de diplomanızın olması. Eğer bir alanda diplomanız varsa o diplomanın denkliği olup olmadığını da bilmek zorundasınız. Her diploma için, her meslek için diploma denkliği şart değil. Onun altını çizeyim ama bazı meslekler için, bazı bölümler için diploma denkliği gerekiyor ne yazık ki. Çünkü Almanya bazı diplomaları ya da meslekleri tanımayabiliyor. Diyor ki bende böyle bir meslek yok. O yüzden senin diplomanın denkliğe başvurması gerekebilir. Denkliğini tamamladıktan sonra senin mesleğini resmi olarak tanımış olacağım. Denklikle alakalı özel olarak bir tane YouTube kanalında video var. O videoyu da açıp izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü o videoda nasıl denklik yapacağınızı, kimlerin denklik yapacağını, bütün bu işlemlerin ne kadar süreceğini ve ne kadara mal olacağı gibi detayları o videoda bulacaksınız. Onu da yine kartlar bölümünde bulup izleyebilirsiniz. Eğer diyelim ki diplomanız yok ama bir meslekte uzmansanız, o zaman elinizde eğer geçerli sertifikalarınız varsa o sertifikaları da saydırıp yine Almanya'ya gelmeniz mümkün. Örnek veriyorum, kasapsınız, kaynakçısınız ya da berbersiniz. Bu ve buna benzer bazı el zanaatları alanında bir deneyiniz, işiniz varsa ve sertifikalarınız varsa yine bunu da saydırıp Almanya'ya gelmeniz mümkün. Yani Almanya'ya gelmek sadece 4 yıllık bir üniversiteden mezun olan kişiler için geçerli değil. Onun dışındaki farklı adaylar için de mümkün olan bir şey. Peki diyelim ki üniversite mezunusunuz ve iş aramak istiyorsunuz. Sıfır deneyimle Almanya'ya gelmeniz mümkün mü? Bu birazcık mesleğine göre değişiyor ama çoğunlukla açıkçası bunun zor olduğunu ifade etmem gerekiyor. Çünkü Türkiye'de de durum aynı aslında. Hani tecrübesiz olan bir insana genellikle çok fazla şans verilmez. Her zaman şirketler daha tecrübelisini arar. Ama işin rengini bazen farklı faktörler de değiştirebiliyor. Örneğin bir alanda gerçekten çok iyisiniz. O alanda bir staj deneyiminiz oldu, bir projede çalıştınız ya da sizi öne geçiren bir tane çok çok önemli bir yeteneğiniz var o alan çerçevesinde. Bu belki işin rengini değiştirebilir. O yüzden tamamen iş aramayı bırakın, asla bulamazsınız demek istemiyorum. Bulabilirsiniz ama şansınız tecrübeli bir insana göre daha az. Ayrıca eğer iş bulsanız dahi konsolosluk o konuda size sıkıntı yaratabilir. Çünkü konsolosluğun iş arama kriterlerinde hangi meslek dalı olursa olsun en az 2-3 yıllık deneyim isteniyor. Eğer 2-3 yılın altında bir deneyime sahipseniz ya da hiç deneyiminiz yoksa size tavsiyem o alanda bir işe girip az para alsanız dahi sigortalı olarak o alanda görünün ve bir süre çalışıp deneyim elde edin, ondan sonra başvurularınızı yapın. Çünkü aksi takdirde o alanda iş bulmanız biraz kolay değil. Peki ben Almanya'ya çalışmak için değil de eğitim almak için gelmek istiyorum. Yani Almanya'da bir lisans eğitimi ya da yüksek lisans eğitimi yapmak istiyorum. Burada da yine karşımıza dil çıkıyor. Öncelikle eğitim almak istediğimiz dili belirlememiz gerekiyor. Dile karar verdik. Diyelim ki İngilizceyi ya da Almanca'yı seçtik. O zaman o okulların istediği diğer kriterlere bakmamız gerekiyor. Burada karşımıza not ortalaması faktörü çıkabilir. Örneğin yüksek lisans yapmak istiyoruz. Bunun üzerinden konuşalım. Burada bazı okullar sizin Türkiye'deki lisans diplomanızın not ortalamasını isteyebilir. Her okul istemez, bazı okullar ister, bazı okullar ise bunu bir kriter işi olarak görmez. Ama günün sonunda not ortalamamızın iyi olması gerekiyor ki birçok okuldan kabul alabilirim. Ama günün sonunda not ortalamamız ne kadar yüksekse Almanya'daki birçok okula başvurma şansımız o kadar artacak. O yüzden not ortalaması eşiğini aslında birazcık da dikkate almamız gerekiyor. Tabii not ortalaması düşük adaylar Almanya'da bir eğitim alamaz mı? Alabilir. Ama normal şartlar altında 20 okula başvuruyor olabilirken not ortalamamız düşük olduğu için belki 4-5 okula başvurabileceğiz. Bu da şansımızın düştüğü anlamına geliyor. Çünkü her başvurduğumuz okul bize kabul vermiyor. Bu yüzden bütün kriterlerimizin çok çok iyi olması gerekiyor. Başka hangi kriterler bizim için önemli? Eğer varsa alanda çalışma deneyimimiz örneğin. Bölümle alakalı bir alanda çalışırsak bu da yine bizim yüksek lisans başvuru sürecimizde işimize yarayabilir. Ya da yine staj deneyimimiz varsa ya da üniversitedeyken ya da üniversite sonrasında bağımsız da olabilir. Bir projede yer almış olmamız. Eğer bu da bölümle alakalıysa bu da işimize yarayabilir. Ve daha da önemli bir detaydan bahsedeyim. Bir yurt dışı deneyimimiz varsa yani Erasmus için, staj için ya da herhangi bir proje için bir aylığına Almanya'da bulunduk. Ya da bir aylığına İtalya'da bulunduk, Yunanistan'da bulunduk fark etmez. Böyle bir deneyimimiz de varsa hiç yurt dışına çıkmamış bir adaya göre şansımız bizim çok çok daha yüksek. O yüzden bütün bu ayrıntıların tamamını topladığımızda ve en azından bu saydıklarımın %70'i elinizde varsa aslında Almanya'daki bir okuldan kabul alma ihtimalimiz çok çok yüksek. Tabii bu söylediklerim lisans eğitimi almak isteyenler için de geçerli. Lisans eğitimi almak istiyorsanız yine yabancı dil bilginizin olması gerekiyor. Yine bazı okullar sizin lise diploma not ortalamanızı isteyebilir. Orada o not ortalamasının Almanya'daki eğitim sistemine çevrilmiş halini görmek isteyeceklerdir. Bunu çeviren siteler de var. Bunu da yine Google'dan bulabilirsiniz. Bunun dışında başvuru süreçleri yine aynı şekilde devam ediyor. CV, motivasyon mektubu ve diğer belgelerinizin olması gerekiyor. Ve her üniversitenin kendi sitesini tek tek kontrol ederek istenilen şartları tek tek düzenli şekilde bakıp size uygun olup olmadığını anlayarak o okulların başvuru tarihleri geçmeden
başvuru sürecinizi tamamlamanız gerekiyor. Peki bunları halletmek kolay mı? Kesinlikle kolay değil. Gerçekten zor süreçler ve çok fazla da emek istiyor. Herkesin de, her öğrencinin de yapabildiği bir şey değil. O yüzden eğer bu sürecin altından kalkabileceğinize inanmıyorsanız benden destek alabilirsiniz. Aşağıda zaten açıklamada linki var. İnternet sistemden randevu oluşturursanız bütün bu süreçleri birlikte başlatabiliriz. Almanya'da eğitim almak için sorulan bu iki soruya da yanıt vereyim bu arada. Almanya'da eğitim almanın bir yaş sınırı yok. Yani her yaştan insan Almanya'da lisans ve yüksek lisans yapabilir. Ve ayrıca Almanya'da illaki Almanca eğitim almak zorunda değilsiniz. İngilizce bölümlerde bulunmakta. Yani eğer iyi seviyede bir İngilizceniz varsa Almanya'da eğitim alabilirsiniz. Ya da orta seviye bir İngilizceniz var ama Almancanız hiç yoksa sizlere de tavsiyem yarım olan İngilizceyi iyi hale getirmek daha kolay olacağı için o şekilde de İngilizce eğitim almaya hak kazanabilirsiniz. Almancaya göre tepeceğiniz yol daha kısa olacak. O yüzden bu iki tüyüyü de sizlere vermek istedim. Peki eğitim almak için sadece ihtiyacımız olan şeyler bunlar mı? Sadece bunlar değil. Bunların dışında sizin bir yıllık finansal durumunuzu baştan kanıtlamanız, göstermeniz gerekiyor. Biz buna Almanya için blok hesap diyoruz ya da bir başka alternatif ise garantör bulmak. Garantör bulmak dediğimiz şey Almanya'da herhangi bir tanıdığınızın size kefil olması, sponsor olması anlamına geliyor. Ama diyelim ki sponsorunuz yok ya da bulduğunuz kişi, bir ailenizden tanıdığınız kişi size sponsor olmak istemedi ya da teknik sebeplerden olamıyor da olabilir. Bu durumda her türlü bloke hesabı göstermek zorundasınız. Bloke hesabın olayı da şu: Almanya hükümeti diyor ki gelip benim ülkemde eğitim alabilirsin, dil okuluna gidebilirsin ya da 6 aylık iş arama vizesine başvurabilirsin. Birçok farklı senaryoda bloke hesap gerekiyor. Fakat bunu yaparken gelip benim sırtıma binme, benden sosyal yardım ya da herhangi bir konuda destek bekleme, bir yıl boyunca nasıl geçineceğini temin et diyor bize. Yani bloke hesap dediğimiz şey Almanya'da bir yıl boyunca geçirebileceğini gösterdiğin kanıt oluyor. Bloke hesabın miktarı da gideceğiniz vize türüne göre değişiyor. Örneğin dil okulu vizesi için daha farklı iken eğitim için daha farklı. Ama aşağı yukarı rakamlar aynı. Çok da öyle aralarında mükemmel farklar yok. Ama sadece ufak farklar olduğunu söyleyebilirim. Bunu sağlayan da birkaç tane servis sağlayıcı var. Yani bloke hesabı gidip Türkiye'deki bir bankadan açmıyorsunuz. Onlar bu hizmeti vermiyorlar. Onun yerine bu işi Almanya hükümetinin tanımış olduğu bir iki tane servis sağlayıcı var. Onlar hazırlıyor. Onlardan biri de Korekl. Korekl, dil okulu vizesiyle gelmek isteyenler için ya da Almanya'da eğitim almak isteyenler veya 6 aylık iş arama vizesine başvurmak isteyenler için bloke hesap ve sağlık sigortası hizmeti sunuyor. Korekl'ın hem güvenilir olması hem de bu süreçleri hızlı şekilde yapıyor olması itibariyle ve daha da önemlisi İngilizce ile de destek alabileceğiniz, bir problem karşısında hızlı bir şekilde yanıt alabileceğiniz bir yer olması itibariyle benim de sizlere önerebileceğim bir servis sağlayıcı. Tabii sadece yardım ve destek anlamındaki hızlı dönüşlerinden bahsetmiyoruz. Aynı şekilde paranızı Korekl tarafına aktarırsınız. Para onların tarafına ulaştığı takdirde aynı günde bloke hesabınızı ve sağlık sigortanızı aktif hale getiriyorlar. Ve o şekilde o belgeyi de alıp konsoloslukta vize sürecinizi başlatabiliyorsunuz. Tabi dil okulu vizesi, iş arama vizesi ya da Almanya'da eğitim alma üzerine vize türlerinden hangisine başvurursanız başvurun, bloke hesaba ve sağlık sigortasına ihtiyacınız var. Bu iki hizmeti de Korekl'dan alabildiğiniz gibi tek seferde Prime paketinden faydalanarak İki hizmete direkt doğrudan da başvurabiliyorsunuz. Prime'ın ekstra avantajları var. Bu avantajlardan da faydalanmanız için Korekl'ın linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan tıklayıp bu hizmetlere başvurabilirsiniz. Korekl aynı zamanda bu videomun da sponsoru. Videoma sponsor olduğu için de onlara teşekkür ediyorum. Almanya'da iş arama sürecini değerlendirdik. Eğitimi değerlendirdik. Şimdi dil okulu vizesine geçelim. Dil okulu vizesiyle ilgili vermem gereken en önemli bilgi, Almanca bilmeden Almanya'daki bir dil okuluna başvuramayız. Aslında konsolosluğun sitesine girdiğimizde bununla ilgili bir ibare yer almıyor. Açıkçası ben de bu vizeyle gelmiştim Almanya'ya ve ilk başvurduğumda sıfır Almanca ile geldim ve konsolosluk vizemi tek seferde onayladı. Benim zamanımda böyleydi ama sonradan bu yolu keşfeden birçok arkadaşımız gelmeye çalıştığı için konsoloslukta sanırım kendince buna bir eşik, bir çizgi koymaya çalıştı ve artık dedi ki minimum belli seviyede Almanca bilenlere öncelik veriyoruz. Aslında bunu yine öncesinde de belirtmiyor ama vize başvurusundan sonra birçok arkadaşımız bu şekilde maalesef red aldı. Hatta benim de önceden çalıştığım arkadaşlardan da bu şekilde red almış olan arkadaşlar var. Bu yüzden ben de kendi çalıştığım arkadaşlara bunu öneriyorum. Eğer dil okulu vizesine gelmek istiyorsan dilini en azından A2, B1, mümkünse B2 bile yap. Sonraki süreç için dil okulu vizesine başvur ve ondan sonra eğer Almanya'da eğitim almak istiyorsun ya da alanda iş bulup kalmak mı istiyorsun, o şekilde bu vizeden faydalanıp Almanya'ya rahat rahat gelip sonraki sürece devam edebilirsin. Peki dil okulu vizesi ile geldiğinde Almanya'da çalışabilir miyim? Dil okulu vizesi size sadece Almanya sınırları içerisinde dil öğrenmeniz için verilmiş olan bir vize türüdür. Bu
bu vizeyle Almanya'da çalışamıyorsunuz. Ama eğer iletişim kuracak kadar dili öğrenirseniz o esnada alanınızda yani bulunduğunuz meslek içerisinde iş bulduktan sonra çalışma vizesine geçip Almanya'da kalabilirsiniz. Türkiye'ye dönmenize gerek yok. Bu altın bilgiyi de şuraya ekleyeyim. Bir başka vize türümüz ise adını video içerisinde birkaç kez de anmış olduğum 6 aylık iş arama vizesi. 6 aylık iş arama vizesi ile çalışma vizesi arasındaki fark 6 aylık iş arama vizesi ile Almanya'ya gelip tıpkı dil okulu vizesinde olduğu gibi o esnada alanınızda iş arayabilmeniz. Yani Almanya'ya geldiğinizde çalışma hakkınız olmuyor. Bir yerde çalışamazsınız. Garsonluk ya da başka bir şeyle yapamazsınız. Ama diyelim ki herhangi bir alanda mezuniyetiniz var, elinizde diplomanız var ya da sertifikalarınız var ve deneyiminiz de var. İletişim kuracak kadar diliniz de var. Bu şekilde alanınızda iş arayıp Almanya'da iş bulduktan sonra 6 aylık iş arama vizesini çalışma vizesine çevirerek Türkiye'ye dönmeden Almanya'da kalabilirsiniz. Bu da yine iyi opsiyonlardan biri. Bu konuda da yine özel bir videom var. Onu yine tıklayıp izleyebilirsiniz. Ayrıca bu vizeye uygun biri olup olmadığınızı merak ediyorsanız yine benden de kişisel mentorluk alabilirsiniz. Peki bütün bunların dışında başka seçenekler yok mu? Tabii ki var. Yine video içerisinde adını almış olduğum aile birleşimi. Diyelim ki eşiniz Almanya'da eğitim alabilir durumda ya da size göre daha rahat iş bulması olası. O zaman eşinizle birlikte Almanya'ya gelmeye çalıştığınızda aile birleşimi ile onun haklarından faydalanarak gelebilirsiniz. Bunun için sizden aynı kriterleri sağlamanız beklenmez. Sadece A1 seviyesinde Almanca sertifikayı da gösterdikten sonra Almanya'ya gelebilirsiniz. Çünkü aile birleşimi için eşlerin sadece en azından minimum seviyede Almanca bilmeleri ve bunu resmi olarak kanıtlamaları istenir. Peki aile birleşimiyle çocuklar gelebiliyor mu? Çocuklar da aynı şekilde gelebiliyor. Ama eğer çocuklar 18 yaşının altında ise A1 sertifikası göstermesine gerek yok. Bu durum sadece eşler için geçerli. Yani diyelim ki Türkiye'de evlisiniz, sadece bu şekilde mi aile birleşimi yapılıyor? Hayır. Eğer bekarsanız ve Almanya'dan biriyle evlenirseniz, yani Alman vatandaşı olması fark etmiyor. Almanya sınırları içerisinde bulunan biriyle yine evlenirseniz aynı şekilde aile birleşimiyle Almanya'ya gelebilirsiniz. Peki bütün bu anlattığım yolların dışında başka yollar yok mu Almanya'ya gelmek için? Aslında birçok yol var. Daha da ayrıntılı yollar da var. Ama en genel geçer, en çok işinize yarayacak yöntemler bu videodaydı. Ama bunların dışında bir iki şeyden daha bahsetmek istiyorum. Onlardan biri de gönüllülük projesi. Diyelim ki azıcık bir İngilizceniz ya da Almancanız var. Hatta sadece İngilizceniz varsa da yine bu şekilde araştırma yapabilirsiniz. Gönüllülük projeleri diye yazdığınızda internette, Google'da birçok farklı kaynak bulacaksınız. Bu sitelerden bazıları ayrıca başvuruyu kabul eden siteler. Buralardan Almanya'daki bir çiftlik olabilir ya da herhangi bir yer olabilir ya da bir ailenin yanı olabilir. Gönüllülük projesi bulduğunuz takdirde onların da sizi kabul etmesi durumunda Almanya'ya gelip bir süre, bir yıl kadar Almanya'da kalabilirsiniz. Bu esnada hem Almanya'da yaşama deneyimi elde etmiş olursunuz, hem de ülkeyi tanıma şansı elde etmiş olursunuz ve daha da önemlisi aslında Almanya sınırları içerisinde birazcık Almanca öğrenebilirsiniz. Bu sizin ne işinize yarar? Bütün bu deneyimden sonra Türkiye'ye dönüp alanınıza iş arayabilir ya da eğitim almak istiyorsanız alabilirsiniz ve bu sizin halinize artı bir puan yazılır. Gerek şirketler gerekse okullar bunun çok önemli bir artı olduğunu bildiği için onların size kabul vermesi de daha kolay olur. Yine gönüllülük projesi gibi APR dediğimiz bir olay var. APR dediğimiz olay da Almanya'daki bir ailenin çocuklarına bakmak. Bu vizeden yalnızca kız arkadaşlarımız faydalanmıyor. Erkek arkadaşlarımız da faydalanabilir. Bu vize türünde Almanya'da bir aileyle anlaşıyorsunuz ve onların çocuklarına bakıcı oluyorsunuz aslında. Düz olarak bu şekilde yorumlayabiliriz. Bu da yine gönüllülük projesi gibi aslında çok rahat Almanya deneyimi elde etmeniz açısından bence önemli bir avantaj. Eğer gerekli kriterleri sağlıyorsanız sizin de başvurmanızı tavsiye ederim. Yine aynı şekilde birazcık İngilizceniz varsa internette, Google'da Au Pair vizesi ya da Au Pair Germany gibi aratmalar yaparak bu şekilde aslında Au Pair vizesinden nasıl faydalanabileceğinizi bulabilirsiniz. Ve başvuruları da yine online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Eğer aile sizi kabul ederse o şekilde konsolosluğa gidip vizenize başvuruyorsunuz. Vizeniz de çıktıktan sonra belli bir süre Almanya'da yaşama ve oranın kültürünü, dilini öğrenme deneyimi elde edebilirsiniz. Evet, en genel geçer Almanya'ya gelme yöntemlerinden sırasıyla bahsettim. Videomda bahsettiğim süreçlerin yaklaşık olarak %60'ını, %70'ini kişisel olarak ben ve eşim deneyimlemiş olduğumuz için bu konularda son derece deneyimliyiz. 3 yıldır YouTube yayınlarımda düzenli araştırmalar yaparak sizlerin karşısında bu konularda bilgiler sundum. Dolayısıyla o konularda da deneyimli olduğumu ifade edebilirim ve bu konudaki bütün bu deneyimleri kişisel olarak sizlere de faydalı olsun diye mentorluk sürecimde sizlerle de paylaşıyorum. Eğer bu konuda bir destek isterseniz açıklamalardaki linke tıklayıp bana ulaşabilirsiniz. Beni ise sosyal medyada ilk kez takip ediyorsanız Almanya üzerine düzenli olarak deneyimlerimi sizlerle paylaşıyorum. Gerek Instagram'da gerekse YouTube'da.
Kanalıma abone olarak ve zil ikonuna dokunup bildirimleri açarak bu videoları daha fazla görebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.